Savunma Sanayi Seyit'ten herkese merhaba. Şu anda Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen DIMDEX 2024 Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı'ndayız. 2 yılda bir olduğu gibi DIMDEX bu yılda kapılarını açtı ve fuara çeşitli ülkelerden 100'den fazla savunma sanayi şirketi katılım sağlıyor. Türkiye ise yaklaşık 40 savunma sanayi firması ile birlikte bu fuara en aktif katılımı sağlayan ülke konumunda yer alıyor. Fuara ciddi manada katılım sağlayan Türk firmalarından bir tanesi ise Aselsan. Aselsan şu anda bu fuardaki hemen hemen en büyük standa sahip firma konumunda yer alıyor ve birçok ürününü standta sergileme imkanı buluyor. Aselsan'ın projelerinde gelinen son durumu ve Katar üzerinde Aselsan'ın faaliyetlerini Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol'dan dinleyeceğiz. Katar, Türkiye'nin gerçekten dost ve müttefik ülkelerinden biri. Her ortamda, her fırsatta dayanışma içinde olduğumuz, birbirimizin gerçekten kardeş ülke diye nitelendirdiği ülkelerden biri. Biz de burada Türk savunma sanayi olarak uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Bugün burada 40'ı aşkın Türk firmasıyla Türkiye savunma sanayinde gerçekten geldiği noktayı da burada bir kere daha sergilemiş oluyor. Aselsan uzun yıllardır Katar'da çok değişik projeler yürütüyor. Deniz kuvvetleriyle, buranın kara birlikleriyle, hava kuvvetleriyle yürütülmüş çalışmalarımız var. Geldiğimiz aşamada Katar ordusunun envanterinde kullanılan ürün sayımız 4000'i aştı. Bu bize Katar'da aslında lokalde de bir şeyler yapma imkanı doğurdu. Aselsan Katar ofisi, Aselsan Katar birimi 2020 yılından beri Doha'da 30'a yakın personeliyle de görev yapıyor. Yerinden bu burada kullanılan Katar ordusunun kullandığı ürünleri de destekliyor. Önümüzdeki dönem için çalıştığımız denizcilik alanında yine hava kuvvetleriyle, kara birlikleriyle yürütülecek projeler var. Devam eden projelerimiz var. Önümüzdeki dönem fırsatların ve çalışmaların artarak devam edeceğini Katar için söyleyebilirim. Gerçekten iyi bir güven ilişkisi, güzel bir marka ve hizmet imkanı burada oluştu. Yerelden de bu birlikleri destekliyor olmamız kullanıcılarda bir memnuniyet oluşturdu. Gün ve gün ürün sayımız artıyor. Ürün sayımız arttıkça daha fazla fırsat burada bize çıkıyor. Ben önümüzdeki dönemde Katar'da Türkiye-Katar ilişkilerinin de geldiği noktayı değerlendirdiğimde Aselsan'ın faaliyetlerinin giderek artacağını buradan ifade ederim. Fuarın da başarılı geçtiğini, katılım açısından birçok ülkenin, birçok değişik dünyada bilinen firmanın burada yer aldığını ifade etmek isterim. Dolayısıyla başarılı bir fuar, güzel bir ülke, kardeş bir ülke, Aselsan açısından da giderek artan oranda çalışmalarımızın yürütüldüğü bir lokasyon. Güdüm kitleri, güdümlü mühimmatlar 30 yılı aşkın süredir Aselsan'da yatırım yaptığımız, çalıştığımız temel faaliyet alanlarından bir tanesi. Lazer güdüm kitleriyle başladık bu çalışmalara. Orada binlerce adet ürün sahada kullanılıyor başarılı bir şekilde bütün operasyonlarda ki ihracatları da dost ve kardeş ülkelere yapılmış durumda. Tabii harekat alanında fark yaratabilmek, harekat alanında üstünlük sağlayabilmek için özellikle konvansiyonel savaşın olduğu, hava savunma sistemlerinin etkin kullanıldığı coğrafyalarda birden fazla atış yapmayı ve uzaktan atış yapmayı ve bu atışları da çok hassas bir şekilde vurmayı biz öncelikli olarak hedef almıştık kendimize. Savunma Sanayi Başkanlığımız liderliğinde yürütülen TOLUM projesiyle aslında hedeflerimize de ulaşmış durumdayız. Gerçekten menzil avantajı sağladığımız, işte geçtiğimiz haftalarda da çoklu atışıyla da önemli bir aşamayı daha geride bıraktığımız TOLUM projesinde karşınızdaki hedefleri çok uzun mesafelerden çoklu atışla baskılama yeteneğini Türk ordusuna kazandırmış olduk. Vuruş hassasiyeti de gerçekten etkileyiciydi. Metre hassasiyetiyle atılabilen bir mühimmattan bahsediyoruz.
İşte harp başlığının çeşitleri var. Beton delici olanı, yine parçacık tesirli olanı ve başka çeşit mühimmatları da aileye kazandırmış olduk. Dolayısıyla burada gerek savaş uçaklarımız, gerek işte TİHA dediğimiz Akıncı ve benzeri İHA'larımız çoklu hedef angajman yeteneğine tolum mühimmatıyla kazanmış oldular. Burada salanlarının da milli olarak yapıldığını ifade etmek isterim. Milli salan ile bunları attık ki geçtiğimiz dönemde yine ambargoyla Türkiye'nin kısıtlandığı bir alanda salanlar bu mühimmatları taşıyan ve onları doğru zamanda ayrılma ve atışı sağlayan mekanizmalara verdiğimiz at. Dolayısıyla salanları da millileştirmiş olduk. Milli salandan milli mühimmatı çoklu hedefe metre hassasiyetiyle atmayı ve bu hedefleri başarıyla vurmayı gerçekleştirmiş olduk. Türk milletine, Türk devletine ciddi bir yetkinliği ASELSAN mühendisleri yoğun bir emek sonunda kazandırmış oldular. Tabii ki yeni versiyonlarını çalışıyoruz. Burada bitmedi. IAR arayıcı başlıklı. Aslında mühimmatın hedefe giderken pilotumuz tarafından veya İHA operatörü tarafından yerde mühimmatın başlığındaki görüntüyü görebildiği ve bunu yol boyunca yönlendirebildiği bir yetenekten bahsediyoruz. Bunun da içinde bulunduğumuz yıl ilk atışlarını yapmayı planlıyoruz. Çalışmalar devam ediyor ve bununla yeni bir yeteneği daha bu çoklu atış yapabilen toluna eklemiş olacağız. Dolayısıyla ben son dönemde nasıl Aselflir 500'de en iddialı ürünü yapıp oyun değiştirici bir iş ASELSAN olarak yaptıysak, güdüm kitlerinde de tolun mühimmatıyla, bu çoklu hedef angajman yeteneğiyle yine oyun değiştirici yeteneği Türk kahraman Türk ordusuna kazandırdığımızı ve bundan sonra da bununla ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ettireceğimizi söylemek isterim. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Tabii ki çok ciddi ihracat fırsatları da bu mühimmatla açılmış oldu. Bu alanda yatırım yapmaya, bu alana odaklanmaya ve bu alanda yeni ürünler çıkartmaya devam edeceğiz. Burada birlikte çalıştığımız partnerlerimiz var. Uzun yıllardır Katar'dayız. Yerelde biraz önce bahsetmiştim. Yerelde ASELSAN'ın Doğa ofisi, Doğa çalışanları var. Bazı faaliyetleri burada ortak yürütmek adına bir çalışmalar yürütüyoruz. Dolayısıyla buradaki partner firmamızda yürüttüğümüz lazer güdüm kitinin ortak olarak burada servis edilmesiyle ilgili bir çalışma. Henüz başlangıç aşamasındayız. Önümüzdeki dönemde yine gelişmeler olursa paylaşacağız. Evet, radar faaliyet alanı önemli. Gerçekten yoğun yatırım yaptığımız bir alan. Türkiye'nin uçtan uca, karada, denizde, havadaki bütün radar ailesini aslında adım adım tamamlıyoruz. Orada tam bir millilik üzerine giden bir çalışmamız var. Öncelikle erken ihbar radarları Türk hava sahasının kontrolünü yapan radarlar. Uzun menzilde hava sahasındaki bütün uçaklardan başlayarak işte helikopterler, İHA'lar, seyir füzeleri gibi havadaki bütün unsurların erken aşamada tespiti, teşhisi ve kontrolünün yapıldığı radar ailesi. Dolayısıyla menzilin burada önemli bir parametre olduğunu söylemek isterim. Burada geçtiğimiz günlerde de bir örnekle paylaşmıştım. Hani üzerimizden geçen International Space Station'ı tespit edebilecek kabiliyette çok uzun menzilli radarlardan bahsediyoruz. Bunlardan işte AIRS projesi altında ERALP radarımızın ismi. ERALP radarını kullanıma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunduk. Burada da sergiliyoruz. Dünyada da yoğun ilgi görülen bir radar ailesi. Sadece yüksek tespit menzili değil, bir de bunun uçtan uca yerliliği de bir konu. İçerisinde 10.000'e yakın transistörün olduğunu söyleyebilirim. Hani oradan başlayarak. İçindeki gönderme alma modülleri, işte bunun içindeki yapı taşlarına baktığınız zaman aslında çip seviyesinde bir millilikten bahsediyoruz. Burada geçtiğimiz aylarda artık içinde kullandığımız galyum nitrat transistörleri de yerleştirdiğimizi ve bunu da yerli olarak Türkiye'de Bilkent Üniversitesi ile kurduğumuz ortak bir şirkette üretmeye başladığımızı
ifade etmek isterim. Ben daha önce de paylaşmıştım. Dolayısıyla radarın çip tasarımları, çip üretimleri, transistörün üretimi, çipin üretimi, üzerindeki gönderme alma modülleri, üzerindeki işte antenleri, bütün işte yazılımları tamamen uçtan uca Türkiye'de milli olarak yapılıyor, tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu duruma gelmiş aşamadayız. Dolayısıyla sadece yüksek bir menzile çıkmadık. Bunları yaparken tam uçtan uca milli bir sistem tasarlayarak çıktık. Erken İhbar Radar ailesi şu anda seri üretim fazında. Bir taraftan da dost ve müttefik ülkelerle ihracat sözleşmeleri imzalanıyor. Bu aşamada giderek artan oranda üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Ankara'da gerçekten birkaç yüz milyon dolarlık meblağa sahip bir radar üretim tesisinin de kurulumuna başladık. Dolayısıyla radarın giderek artan oranda faaliyet alanımız içerisinde şeyinin çeşitleneceğini söyleyebilirim. Bu erken ihbar radarlarını burada da sergiliyoruz, burada da anlatıyoruz. Dost ve müttefik ülkelere de bunu paylaşıyoruz. Uçtan uca milli, çok uzun menzilde tespit hassasiyeti olan hava sahasını güvenli bir şekilde kontrol edebilen bir sistemi artık Türkiye olarak kazanmış olduk. Bu radarları birbirine bağlayan komuta kontrol yazılımlarını da yapabilmiş durumdayız. Dolayısıyla birden çok radarı entegre yönetebilecek, hava sahasını tamamıyla milli yazılımlarla yönetecek yazılımları da geliştirdik, kullanıma sunduk. Bu açıdan da iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Deniz kuvvetlerimizin ve deniz dünyasının da ciddi ihtiyaçları var. Gerek su altında, gerek su üstünde yetkinlikler deniz kuvvetlerimiz açısından kritik. Burada su üstünde son dönemde insansız deniz araçları oyun değiştirici bir niteliğe kazandılar. Coğrafyamızda da bunu görüyoruz. Biz uzun yıllardır yatırım yapıyoruz bu alana. Ve Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı Marlin'i deniz kuvvetleri envanterine de TCB 1101 bordo numarasıyla sokmuş olduk. Türkiye açısından bir ilk oldu. Bunu şu anda deniz kuvvetlerimiz başarıyla kullanmaya başladı. NATO tatbikatlarına onunla katıldık. Alanında fark yaratan elektronik harp denemelerini yine Marlin idamızla geçtiğimizde yapmıştık. O alanda da NATO'da bir fark yaratan bir yetkinliği göstermiş olduk. Şimdi bir de bunların silahlı işte kamikaze ida versiyonları var. Malumlarınız geçtiğimiz aylarda bir gösterimi başarıyla gerçekleştirmiştik. Albatros idamızın yine Roketsan'la birlikte çalıştığımız bir versiyonunu çıkartmıştık. Albatros kamikaze ve muadillerinden farklı olarak başka bir insansız hava aracı TB2 ile İDA'yı kontrol ederek bir hedef gemiyi geçtiğimiz aylarda imha etmiştik. Önemli bir aşamaydı. Dolayısıyla kamikaze İDA'lara da yatırım yapıyoruz. Bu da gelişimi ve önünde fırsatları olan bir alan. Su üstünde insansız sistemlerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tabii su altı da oyun değiştirici bir yetenek. Gerek denizaltılar, gerek torpidolar suyun altında fark yaratan sistemler. Türkiye geçtiğimiz dönem bir taraftan denizaltılarını suya indirirken bir taraftan milli torpidosu Akke'yi geliştirdi. Buralarda ciddi yatırımlar yapıyor. Bizim de su altındaki denizaltıları ve torpidoları tespit etmek ve onları aldatmak, karıştırmak gibi görevlerimiz var. Su altına yönelik bir departmanımız var. Aslında bir taraftan gemilerin su altındaki hedefleri tespit etmesiyle ilgili sonarlar geliştirirken bir taraftan da denizaltılarımızın su üstündeki hedefleri tespit edeceği sonarları da geliştiriyoruz. Ve bunları uçtan uca yine milli yapmaya, işte içindeki piyoze elektronik malzemelerden işte hidrofonuna, projektörüne, transdüverine kadar uçtan uca milli bir anlayışla bu yolculuğa devam ediyoruz. Biz içinde bulunduğumuz işte 2023 yılında Fersah sonarımızı ilk defa Milgen 5. gemiyle Karine Monteli Fersah sonarımızı envantere kazandırmış olduk. Bu önemli bir aşamaydı.
Bir taraftan da su altında işte bu karineye monteli sonarlar dışında çekilebilir sonarlar da var. Kızırımız vardı. Gemilerimizde kullanılan kızır sonarımız vardı. Bunu burada da gördüğümüz düfasla birleştirdik. Düşük frekans sonarımızla. Dolayısıyla su altında çok uzun menzilde denizaltı torpido tespit etme yeteneğini bu sonar ailesiyle kazanmış olduk. Geçtiğimiz yılın içinde, işte geçtiğimiz yılın son aylarında ve bu yılın ilk aylarında artık bu çalışmalar tamamlanmış oldu. Ben bu açıdan da nasıl yine benzetmek gerekirse radarda çok uzağa görmeyi az önce anlattığım gibi yine kameralarda ASEFR 500'de nasıl çok uzun menzilde hedef tespiti yapmayı başardığımız gibi bu düşük frekanslı sonarla da suyun altında size angajman kurmadan hedefleri tespit edebilecek bir yetkinliği Türk Deniz Kuvvetleri'ne kazandırmış olduk. Su altına yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Burada bunların tespitinden sonraki bu veri işleme, sinyal işleme algoritmalarına kadar yapay zeka destekli ve makine öğrenme tabanlı algoritmalara kadar su altındaki işte gemilerimize ve denizaltılarımıza güç vermeye devam edeceğiz. Tespitten sonra bunları karıştırma ve aldatma kısımları var. Burada işte Zoka isimli ürünümüz var. Bununla da size atılan işte torpidoları aldatma ve karıştırma fonksiyonu yürütebiliyorsunuz. Ki o üründe artık ihracat aşamasındayız. İhracatını yaptık. Yeni ihracat sözleşmeleri de yolda. Dolayısıyla su altında da bu yetkinlikleri, bu çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyoruz.